kayıtta mıyız Evet abi kaç dakikadır seni bekliyoruz kaç dakikadır seni bekliyoruz neler bir buçuk saattir biz seni bekliyorsa sen niye geciktin acaba onunla ilgili bir açıklamam var mı var tabii ki sporda kendime bakmam lazım sporda mıydın sen gerçekten mi <laughs> şu kamerayı çevirsek bir göstersek seni ya hemen şöyle bir tarif edeyim izleyenlere boy 1.70 var mı kilo 90 küsür yaş 43 ve spora gidiyorsun. Sen var ya süpersin ya. Sen niye evde kaldığını anlıyorsun değil mi şu an yönetmenim? He? Spora gitmiş. Sen Allah bilir. Böyle spor salonundan çıkıp işte portakal suyu keyfi. Koşu bandının orada fotoğraf çekip spor zamanı falan diye fotoğraflarda paylaşıyordur he? Senin gibi tipler böyle spor spor üzerinden hava atan tipler var biliyorsun değil mi? Onlar cenazeye bile gitse, mevlüte bile gitse konuyu spora getirir. İşte iki elini birleştirir böyle nasıl hocam falan filan. Trisepslerimi gördün mü? triceps. Hani karşı taraf bilmiyor ya tricepsin ne olduğunu. Soruyor o da bön bön bakıyor tricepsine. Oğlum şuradaki kaslar işte. Ya e, baksana falan filan. E, nasıl insanlarsınız ya? Spor yapanların böyle spor yaptığını gösterme çabası bana çok komik geliyor. Şimdi spor zamanı. Bana ne senin zamanı ne uğraştırıyorsun bizi yani? Sevmiyorum ben. Yönetmenim senin gibi tipleri sevmiyorum ben. Bu arada hiçbir değişiklik yok sende ben seni yıllardır tanıyorum. Kilo almışsın üstüne. Hı? Börek çörek devam tabii değil mi? bir hafta içinde Kıvanç Tatlıdığı gibi baklava yapma duygusuyla gidip bir hafta sonra... Ne zamandır yapıyorum bana bir söyle. 6 aydır. 6 ay. Sen. Üşenmeden spora gidiyorsun. Düzenli. Seni tebrik ediyorum ya. Vallahi helal olsun. Biz de çünkü sporla biz yan yana çok olmuyor. Şöyle bir düşündüğün zaman spor ve biz cümle içerisinde iki kelime çok anlamlı ama o cümlede çok zayıf duruyorlar bence. Çünkü bizde üşengeçlik diye bir şey var abi. Hepimizde var. Ben de mesela bir dönem spor yapayım dedim. Beni ne vazgeçirdi biliyor musun? Eşim koşu bandı aldım eve, ikinci el. <laughs> bir arkadaş atıyormuş bana verdi. Getirdim üstünde nasıl çalışıyorum böyle. Kanter içinde kalmışım. Eşim de İstanbul'u geliniz" diyor. Gündüz vakti kayıttan. Ya hiç mi oralı olmaz bir insan arkadaş. Almış cipsler böyle çatır çutur. En son indim. Sonuçta eve bir eşya gelmiş, değil mi? Bir ilgilen yani. Ya dedim sen Koşu bandı almışım şurada kanter içinde kalmışım. İnsanın en azından bir yorum yapar dedim ya. Bence çok saçma dedi. Ne dedim saçma? Varamayacağım bir yere koşuyor musun gibi bir his uyandı bende dedi. Allah'ım ya Rabbim hayattan soğudum biliyor musun? Spordan beni eşim soğuttu yani. Peki o koşu bandına sonra ne oldu biliyorsun değil mi? Hı? Şu an üzerine çamaşır asıyor bizimki. Evet. Bazı eşyalar öyledir evde. Mesela Öğrenci evlerinde genelde görürsün. Açılmayan ya da kapanmayan kapılar varsa önlerinde dambıl vardır. Normalde kas yapsın için alınmıştır ama büyülü dambılı, dambıl doğur. Koyalım dambıl doğru yönetmenim buraya. Dambıl koyalım. Evet. Üşengeçiz abi. Vallahi üşengeçiz. Mesela Sporla ilgili doktorların bize söylediklerine bak oradan bile anlarsın. Ne diyor doktorlar? İşte üç beyazdan uzak duracaksın. Bir de ne diyor en sonunda? En azından yürüyen merdiveni değil de normal merdiveni kullan. Bak doktorlara söylüyorum. Ne olur böyle cümleler kurmayın. Çünkü biz onu şöyle anlıyoruz. Normal merdiveni kullanırsam spor yapmış olacağım. Bu duygulu hareket ediyor insanlar. Bunu yapmayın. Bir de bizde maliyeti düşürüp yüksek kar etme duygusu var ya. Adam bu sefer yürüyen merdivende de yürüyüp orada spor yaptığını düşünüyor. Lütfen yapmayınız. Doktorlara buradan sesleniyorum. Normalde spor ne için yapılır? Mesela sen ne için yapıyorsun? Ne için spor yapıyorsun? Zayıflamak için. Ha, değil mi? Ya. Ya zayıflamak için ya da Kıvanç Tatlıtu gibi ya da Brad Pitt gibi ya da Ronaldo gibi olmak için yapıyoruz. Halbuki spor sağlık için yapılması gereken bir şey. Değil mi? Ama biz de spor neyden ibaret? Belediyenin parklara koyduğu spor aletlerinden ibaret zannediyoruz. Öyle değil sağlık için gerekli ama bizim sağlığa bakışımızda da bir sıkıntı var zaten. Değil mi? Herkes doktor. Herkes doktor. Başım ağrıyor diyorsun. Hastrol hiç iyi gelir diyor. Ya belki hastrol o adama alerjisi var kardeşim. Sen ne biliyorsun ya? Herkes doktor ya. Herkes. Ben zannetmiyorum yurt dışında insanların eczane dolaplarında bizimki kadar ilaç olsun. İşte ne olur? Tendritiyot olur. Bir ağrı kesici olur. Gazlı bez olur falan en fazla. Ya bizim eczane dolaplarına bir bak benimki dahil yer bir, bir açalım bakalım ya romatizma ağrısından eklemine bir antibiyotinde antibiyotik mesela tek tek veriliyor neredeyse diğer ülkelerde bizde neredeyse çayın yanına vereceğiz yani adam şurup açıyor içiyor kokmuştur canın çekmiştir sana da vereyim mi diyor falan bizde mesela ya sağlık bu kadar az önemsendiği için sporla sağlığı zaten bağdaştıramıyorsun ki sağlık bizim kayınpeder ya ayda bir şunu duyuyorum bak ben doktora gidiyorum bir şey isteyen var mı? Sanki markete gidiyor bir şey isteyen var mı gibi ya. Ya sen git ilacını al. Normalde eklem ağrısından ilaç alacak bir geliyor kurdeşine kadar ilaç almış. Bu da yarar, bu da yarar. O doktorlar da nasıl yazıyorsa artık bilmiyorum yani. Düzen bir acayip bizde. Spor ve biz dediğin zaman çok oturmuyor ya. Vallahi. Hamurumuz yok yani. Öyle bir cümle var ya hamurunda olacak diye. Bizim hamurumuzda ne var? Hamur işi var. <laughs> çörekler börekler. Bir kere bak bizim mutfağımız o kadar zengin ki. Bunu şövenis bir duyguyla söylemiyorum dostlar. Yurt dışına defalarca turneye gitmiş ve aç kalmış birisi olarak söylüyorum. Bizim mutfağımız ne diyete ne de spora uygun değil. Bunu artık anlayalım. Yani spor yaptığını düşünen emekli teyzeler amcalar var. Sahilde gün boyu yürüyorlar, geliyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Çok mutlu oluyorlar spor yapınca. Madem çok mutluyuz neden pidenin arasına tereyağı koyup yemiyoruz deyip bir de onu gömüyorlar. Oh oldu mu? Olmadı. Bizim mutfağımız buna uygun değil. Uygun değil. Sporla biz ya ata sporuna bir baksana Allah. Ne ata sporu bizim? Güreş. Çinlinin ata sporu ne? Kung fu. Japonun karate. Tiplerine bak. Hepsi dal gibi. Niye? Çünkü güreş hantal abi duruyorsun karşısında böyle duruyorsun. Bir hareket yok hopluyor zıplıyor adam. O yüzden çok zinde kalıyor. Spor yaptığı belli oluyor yani. Özellikle yağlı güreşi düşün. Yağlı güreş diye bir güreş var. Sadece bizde var ha. Bizim kolesterolle problemimiz çok geçmişe dayanıyor yani. Birbirlerini yağlıyorlar falan filan. İki saat sürüyor bir yağlı güreş ya. İki tane baba yiğit adam böyle enselerinden tutuyorlar birbirlerinin. Ha? Sonra o kadar. Öyle iki saat tutuyorlar işte. <laughs> Sonra biri birinin dalgınlığından faydalanacak da birini sırtına yerine getirecek de başlarken çok hareketli. Dikkat et. Hayda işte iki çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Sonra sabahlar olmasın. Ata sporumuz değil mi bu bizim? He? Kaç kişinin haberi var yağlı güreşten? Kaç kişi izliyor? En son altın kemeri kim almış? Kimin haberi var? Bizde ata sporu dediğin zaman aklına ne geliyor başka. At üstünde mesela süperiz. Ama sporu sen yapan değilsin ki. Yine at sporu yapıyor yani. Evet. Evet at üstünde süperiz. Onu da nasıl gösteriyor? Zaten 4 kıta 7 iklim değil mi? Senelerce o şekilde hükmetmişiz ama sporu yapan at biz değiliz yani. Bizde spor mevzusu uymuyor baba. Ama İngiliz'in ata sporu ne? Futbol. Likteki 17. sıradaki ile 18. sıradaki maç yapıyor. Tribünler full. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Güreşi yerdiğimden değil. Ata sporu ise sahip çıksaydık diyorum. Evet güreşte de başarılarımız var ama madem ki Atasporumuzdu, çocuklarımız güreşseydi. Hı? Madem bir şey Ataspor olarak kabul ediyoruz, o zaman arkasında durmamız lazım. Ama şöyle bir bak. Herkes futbol konuşuyor. Değil mi? Haberlerin spor bültenlerine bak. %99'u futboldan ibaret. E, atletizm var, yüzme var, basketbol var, tenis var. Bir sürü spor var. Hangisinden haberimiz var? Hangisine ilgimiz var? Haberin olmadığı bir şeye nasıl ilgi duyacağım? Kritik işler bunlar. Dostlar sahip çıkmamız lazım yani. Vakıfbank voleybol takımı. Avrupa şampiyon olmuş, dünya şampiyon olmuş. Hangimizin haberi var? Ya da say ilk altıyı say bana hadi. Beş kişi değil mi ya onlar? <laughs> Al işte. Voleybol bilgisi de bu kadar milletimizin yani. Ama konu futbol olsaydı, mesela Fenerbahçe kaç haftadır işte kaçıncı sırada, neden işte o potoda bir sürü her şeyi bildiriz değil mi? Futbol olunca durum farklılaşıyor. Futbol da eğlenceli hale geldi. Farkında mısınız bilmiyorum. Var sistemi diye bir şey var mesela. Var mı yok mu bilmiyoruz da <laughs> tartışılır. Günlerdir, haftalardır bu konuşuluyor. Normalde hak yerini bulsun diye getirilmiş bir sistem. Neyin kısaltması? Video, asistan, refri. Refri hakem. Asistan zaten yardımcı. Video. Yani işte arabada bir adam var. Yardımcı hakem konumunda pozisyona bakıyor sana diyor ki gel gel bak burada bir sıkıntı var buna bir bak diyor. Ama bu dakikalar içerisinde olacak bir şey olduğu için bazen de yanlış işlediği için haftalardır varı konuşuyoruz. Önceden ben futbol oynuyorken ki her Türk lisanslı futbolcudur biliyorsunuz <laughs> ve klasik yalanşıdır. Tam profesyonel olacaktım sakatlandım ben de öyle tam profesyonel olacaktım sakatlandım. Ya da der ki babam izin vermedi he he çok yetenekliydin de olmadı zaten. Benim zamanımda futbol oynarken hocalar bize derdi ki evladım hakem kararını verdikten sonra artık itiraz etmeyin. Şimdi itiraz etmezsen hoca kızıyor. Önce de mesela faal falan yapıldığı zaman futbolcu ne yapardı? Hoca sarı ver ya işaret buydu yani. Şimdi herkes böyle. Hoca bir bak ya. Bir bak ya televizyona bir bak ya. Arkadaş bu öyle bir şey değil ki ya. Bence artık şu hareketi yapana da sarı kart verilmeli ha. İş eğlenceli hale geldi. Kabul ediyorum ama. Bilemedim yani. Futbola ilgimiz bizim biraz enteresan bütün stresini, hayatın bütün stresini tribünde atmak üzerine bir fanatizm var. Orası sıkıntılı. Yalnız şöyle bir son zamanlarda bakıyorum. Baya kadın futbol taraftarı çoğalıyor. Bu orada biraz dengeyi sağlar. Çünkü kadın naiftir yani. Kadın bulunduğu yere mutluluk, huzur getiriyor. Farkında mısın? Offsite'i mesela artık kadınlar öğrendi. Nasıl anlatacağını bilirsen zaten kadının öğrenmeme ihtimali yok ki. Duygusal bakacaksın meseleye. İşte yok forvet oyuncusu önde olursa, o geride olursa dediğin zaman kadın bir şey anlamıyor duygusunu anlatacaksın. Offside'a düşen futbolcunun duygusunu anlatırsan kadın offside anlar. Ne demek istiyorum? Mesela orta yaş ve üzeri kadınlar için örnekleyebiliriz bunu. Alışveriş merkezine gittin. Çok güzel bir palto beğendin. 400 lira. Eşine dedin ki kocacığım bunu alabilir miyiz? Tabii ki karıcığım dedi. Bu gol. Kredi kartını çektirdin. Bakiye yetersiz. Bu offsite. Bu kadar basit. Genç kızlar için de örneklendirebilir. Babana dedin ki erkek arkadaşımla dışarı çıkabilir miyim? Tabii ki yavrum dedi. Bu gol. Erkek kardeşin de seninle gelecek ama dedi. Offsite. Böyle anlatırsan mesele hemen yerli yerine oturur. Çünkü kadın duygusal bir varlık, hassas bir varlık. Her konuda öyle. Mesela renkler konusunda bile öyle dikkat et. Kadında aşırı bir hassasiyet var. Sen ne yapıyorsun erkek olarak? Mavi kazak alacaksın. Mavi, güzel ver abi diyorsun. O öyle değil. Ben ne diyaloglar duydum ya? Karalayna mavisi var mı diyor. Eşim, Karalayna mavisi ne ya? Sadece da biliyor onu. Kuzey Karalayna mı, Güney Karalayna mı? Ben Karalayna'nın haritada yerini bilmiyorum. Bunlar rengi üzerine muhabbet ediyorlar ya. Petrol mavisi var mı diyor. Petrol siyah değil mi ya? Ben mi yanlış biliyorum yani? Bak erkeğin düz bakışı yani. Kahverengi diye renk var mesela. Kahve ne renk? Hı? Hadi. Kavun içi diye renk var. Kavuna bakıyorsun dışı kırçılı mırçılı hiçbir şeye benzemiyor. İçini almışlar. Kavun içi. Sütlü kahve. Karavayna mavisi. Kadın hassas abi. Çok detaycılar ama. Bu kadın erkek mevzusunun dibi yok. Geçen yorumlarda gördüm. Abi şu kadın erkek mevzusunu da anlatmasan falan diyor. Yaşına baktım 14. Seni ilgilendirmiyor zaten mevzu baba. Şimdilik bir dur yavaş yavaş ileride anlayacaksın yani. Bir araştırma yapmışlar kadınlarla erkeklerle ilgili. İşte karşı cinsle en önce ne ararsınız? Karşı cins bir kere bak. Bu, kelime, bu cümle zaten tek başına her şeyi anlatıyor. Karşı cins. Zaten anlaşma zor. Karşı cinste ilk ne ararsınız? Erkeklerin %99'u güzellik demiş. Kadınların %90'ı da para demiş. Herkes kendinde olmayan arıyor aga. <laughs> Mevzu bu kadar basit aslında yani. Kadının duygusal bir varlık olduğunu kadın isimlerinden bile anlayabilirsin. Şöyle bir bak kadın isimlerine. Özlem, hasret, tutku, sevgi. Erkek isimlerine bak. Tunç, kaya, demir. Duygu var mı Allah'ını seversen? Hiç duygu durumunu anlatan erkek ismi duydun mu sen? Hı? Ben bir tane duydum. Gurur. O da hem kadına hem erkeğe veriliyor. Mesela bir karı koca belgesel izleseler. Aslan Ceylan'ı kovalıyor. Erkek ister ki aslan yakalasın. Kadın ister ki Ceylan kurtulsun. O yüzden Ceylan kadın ismidir. Aslan erkek ismidir. Ya yönetmenim. Bunlar hep birikim birikim. Bir de sen ne diyordun yönetmenim? Soru alalım. Soru alalım. Evet. Nasıl olacak? Ha ha. İzleyici sorsun biz cevaplayalım. Yorumlar kısmına soru yazsın diyorsun. Aynen. Şahane fikri ya. Olur valla. Çünkü herkesin merak ettiği bir sürü şey var. Biz istemeden zaten soruyor insanlar biliyor musun? Banyoda ne kadar kalıyorsun? Diye. Sana ne? Hani işi kelliye getirecek. Kendinin saçı var muhtemelen. Sen kısa çıkıyorsun falan filan yani. Evet, bizle ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Biz de önümüzdeki hafta yorumlar kısmına bırakacağınız sorulara cevap verebiliriz efendim. Sadece bizle ilgili değil ki. Ha, doğru. Sen yönetmen kafa açıldı. Spora mı gidiyorsun yoksa? <laughs> <laughs> Sadece bizle ilgili değil. Doğru. Gündemle ilgili de olabilir. Mesela poşet mevzusunu konuşalım. Ne dedim başta ben? Maliyeti düşürüp yüksek kar etme duygusundan hareketle büyük tepkiler biliyor musunuz poşet mevzusunda? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Market poşeti bizim için mutfakta lavabonun altındaki çöpe yerleştirdiğimiz poşet. Şimdi senelerce o poşeti bedava şekilde oraya koyuyorduk ve birisi çıktı dedi ki bu artık 25 kuruş Hmm. Bu bizim zorumuza gitti. Çünkü artık ne yapman lazım? Çöp poşeti olman lazım. Çöp poşeti ne kadar? 8-9 lira. Esas isyan buna dostlar. Uyanın. Her mevzuyu konuşabiliriz. Bize her konuyla ilgili soru yollayabilirsiniz. Sadece YouTube'dan da değil. Yönetmenim şuraya Instagram adresimizi koyalım. Buraya da Facebook adresimizi koyalım. Evet. Yolladığımız fotoğrafların videoların altına gündemle ilgili olur, benle ilgili olur, hayata dair olur, ne sorarsanız elimizden geldiğince cevaplandıralım. Ama lütfen şu adınızı, soyadınızı, yaşınızı yazın kurban olayım. Ben ne bileyim sen 9 yaşındasın belki 30 yaşındaki adama konuşuyormuş gibi konuşacaksın. Haftaya pazartesi sorularınızı cevaplandıracağımız bir video ile karşınızda olacağız. Bakarsanız konuk bile olabilir. Bunu da düşünelim yönetmenim. Düşünelim tabii ki. Seni konuk alsam mı ben? Ben seni alayım. Karıştı işler. Hoşça kalın